Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arun ve bu güzel yepyeni bir tutorial daha beraberiz. Bugün akan yazı ve diğer yazı efektlerini göstereceğim sizlere. Dikkatlice izleyin. Bir yeri geçerseniz işte ben bir şey yapmış oldum. Kaçırıyorsunuz. Ondan sonra niye olmadı demeyin. Bir tane kompozit oluşturuyorum rastgele arkadaşlar. Şimdi yazıyı buradan alıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Yazıyı yazıyoruz önlük. Fontu değiştirelim bir. Font çok kötüymüş. Bir tane şöyle örnek Ege yazalım, tamam mı? Ve normalde sizde büyük ihtimal şöyle gelecek arkadaşlar yazı. Yani renk de hatta böyle oluyor, tamam mı arkadaşlar? Şimdi yazıların efektine gelelim. Alt ile böyle yazıyı ortalarsınız şöyle. Seçtim ya arkadaşlar, örnek kaydı ya bu böyle. Seçersiniz, ortalarsınız, tamam. Buradan eğer etrafını bir şey yapmak isterseniz yani şunla gördüğünüz gibi hareket ettiriyorum mu? Bununla çerçeve yapıyorsunuz işte kontur dediğimiz ve bununla boyutunu arttırabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Buradan o çerçevenin rengini ayarlarsınız. Veya şöyle yaparız. Hem çerçeve hem iç yazılı olur gördüğünüz gibi. Yazı böyle. Şimdi yazı efektlerine gelelim. Tamam mı? Yazımız nasıl yapılıyor anladınız. Yazı efektleri genelde fade up burst kullanılıyor arkadaşlar. Bu burst dediğine göre kelime kelime, lines cümle cümle, karakter de karakter karakter geliyor. Bunları da text, animator, renge selector'dan ayarlayabilirsiniz. Örnek sadece burada E açılsın, bayağı bir beklesin diyorsanız gördüğünüz gibi onu da kopyalarız. Bayağı bir bekle sonuna gelir. Efekt, yazı efektleri de popülerler bunlar. Bir sürü efekt var aslında. Animatörü silelim. Ama işte klasikler bunlar. Zaten text yazarsanız eğer burada text'in altında efektler çıkacaktır. Yani text points diyor. Gördüğünüz gibi. Bunları ayarlarsınız sizinize. Bir de arkadaşlar buna tıkladık yazıya. Animation. Ondan sonra Animation Text. Buradan en fazla bunu soruyorsunuz. Tracking arkadaşlar. Tracking ne ya? Sayaçtan gösteriyorum sizlere. Tracking bu arkadaşlar. Yazı böyle açılıyor. Buna da graph ayarlayayım ben bir tane. Yavaşça açılacak. Ha, bu yaz efektleri. Bunlar da şimdi akan yazıyı geçelim arkadaşlar. Akan yazı için ilk olarak bir renk de gösterelim yani bu şekil renkler nasıl yapılır? Text yazıyorsunuz ya arkadaşlar. Bunların hepsi burada Shapira'dan gelenler renk şeyleri. Genelde Texture Flux bu arada rengi örnek bir materyal videosu atarsınız. O materyal videosunu içinde oynatırsınız öyle de olabilir. Ama bu sizin işinizi gayet görür arkadaşlar. Burada her türlü ayarı yapabiliyorsunuz. Hiç merak etmeyin merkezini bile ayarlarsınız. Şöyle her şey var yani. Bunu kompozit yapalım örnek arkadaşlar. Sonra S-Glow veya Deep Glow kullanmanızı öneriyorum ben. Bazı şeylerde Deep Glow çok parlayabiliyor. Bir de rengini açar arkadaşlar. Örnek şöyle bir Deep Glow atabilirsiniz. Veya S-Glow'u da göstereyim ben. Diğer her şeyi de atabilirsiniz. S-Glow'u da ayarlarsınız. Her ayarı ayarlayabilirsiniz. Şimdi Deep Glow attığımızı düşünelim. Akan bir yazı yapacağız. Akan bir yazı yapmak için CC Simmer kullanıyoruz arkadaşlar. CC Simmer'da from akacağı yer, to'da akacağı yer, to from'da akacak yer arkadaşlar. Şöyle yazımızın şöyle ortasında akmasını isterim. Sağ tıklı duplicate yaparak eğer kopyalayabilirsiniz. Şöyle bu da burada aksın. Bir tane daha duplicate yapalım. Bu arkadaşlar CTRL-C, CTRL-V ile bende kopyalanmıyor nasıl bilmiyorum. Şu an bunlar akıyor arkadaşlar ama hareket etmiyor. Niye hareket etmiyor derseniz şimdi hareket ettireceğiz. Reach arkadaşlar miktarı değil. Pardon, radius miktarı. Gördüğünüz miktar çok olursa etkisi büyük oluyor. Şöyle bir miktar yapalım. Örnek burada reach'i 0 yapalım. Bunların da reach'i 0 yapalım. Hepsini de sayıca basalım arkadaşlar. Diğerlerini de 57 yapalım. Biraz gitsin. Sayıca şunu da basmayı unuttuk. Yanlış yerde bastık sayıca. 2 saniye sonra
Şöyle bir damla akmış olsun diyelim. 374. 374. 374. Tabii G harfi daha fazla aktı. O zaman G harfini E'yi de diğeriyle böyle biraz aynı yapıyorum. G'yi tamam. Gördüğünüz gibi akan bir yazıya sahip olduk. Bunu ayarlayacaksınız işte. Sonra grab da ayarlayabilirsiniz. Onu örnek bir grab gösterdim. Örnek bir tanesini değiştirdim. Gördüğünüz gibi bakın daha güzel akmadı mı şu? Kesinlikle daha güzel aktı. Akan yazıda böyle yapıyoruz. Bir de yazıya şunu sorabilirsiniz. Çizgi nasıl yapıyoruz? S scan lines. Bunu da atarsanız yazınız aynen bu şekilde oluyor. Güzel oluyor. Şöyle tıklı. İsteyen kullanırsınız. Genel olarak bunlar da arkadaşlar bir sürü renk menk ayarlayabilirsiniz. Triton neden ayarlarsınız yine aynı şekilde. Onu da gösterelim. Soranlar olur. Yani bunu hiç atmayabilirsiniz. Yani kırmızı bir renk yaparsınız. Gördünüz mü? Yani dediğim gibi Deep Glow biraz rengi açar. O yüzden koyu bir renk tercih ederseniz Deep Glow da ona kırmızımsı yapar. Arkadaşlar kaydı çektim unutmuşum. Bir de alevi yazıları falan gösterelim dedim. Alevi yazılar için normal bir yazıyı alıyorsunuz böyle. Tamam yazdınız ya. Soldan Layer Auto Track. Buradan böyle isterseniz işte Kone falan. Çok kurcalamayın. Çünkü farklı bir Agence Layer diye bir şey var. Ondan atıyor. Neyse o önemli değil. Siz böyle yapın arkadaşlar. Bu biraz sürebilir. Bir de eğer şuradaki benim gibi uzunsa daha fazla sürebilir. Gördüğünüz gibi yeni bir layer açtı. Aşağıdakini kapatabilirsiniz. Ondan sonra Saber atarsınız. Buna. Buradan videoya göre add yapmayın. Transparan yaparsınız. Belki bazı videolarda içerinde gözükmesi istersiniz. Ona bir renk mink atarsınız. Anladığınız gibi. Transparan. Tamam mı? Costumes Layer. Buradan Layer Mask. Burada bu çok parlak gelebilir. Tabi her türlü ayarı var arkadaşlar. Fire mı? Ateş mi istiyorsunuz? Nerede Fire? Aa burada gördüğünüz gibi. Diyorsunuz niye o kadar büyük? Aa, arkadaşlar ayarlayacaksınız. Bütün ayarlar sizde yani. Şurada aşağıda şeyler var. Glow Settings. Nerede o? Bakalım. Flicker değil de. Glow Settings'ten şunu kısın örnek. Gördüğünüz gibi yazı daha net olur. İsterseniz daha dağıtın. Şey yapın. Gördüğünüz gibi alev yazı da böyle yapıyor. Görüşürüz. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Like atmayı. Yorum atarsanız çok sevinirim buraya kadar izleyenler için. Başka tutorial ne istiyorsanız yazın. Hepsini çekmeye çalışıyorum bildiğiniz gibi. Görüşürüz.